Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 24 Haziran haftasında piyasada neler olduğundan ve 1 Temmuz haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 24 Haziran haftasına 10.792 puan seviyesine yakın başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul hizmet sektör hisselerinde ve holdinglerde satış dalgası kaydetti. Kapanışa yakın bankacılık hisselerine gelen alışlarla denge bulan endeks günü 3.51 puan eksi de yani yatay tamamladı. 24 Haziran haftasının ikinci günü ise endeksin bankacılık ve holding hisselerindeki sert satışlara maruz kaldığını gözlemledik. Endeks geneline baktığımızda gıda, telekom ve sigorta tarafında alışlara karşılık otomotiv sektörünün güçlü duruş sergilediğini gördük. Ancak Endeks alışlarla satışları dengeleyemedi ve günü 88 puan eksiye yakın kapattı. Hafta ortasında Borsa İstanbul'un yabancı ağırlıklı sert satışlarla gerilediğini gözlemledik. Hisse tarafında yabancı olarak son 5 haftada 1.8 milyar dolarlık satış kaydedildi. Hafta başından beri satışlara karşı koyamayan endeks hafta ortasında 193 puan eksi 10.487 seviyesine yakın kapattı. Perşembe gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un hafta başından beri sürdürdüğü satış dalgasını geride bırakarak tepki alışlarıyla günü 194 puan artıda kapatmayı başardığını gözlemledik. Haftanın son işlem gününde ise Borsa İstanbul'un kar satışlarına teslim olduğunu gördük. Swap limitlerinin düşmesiyle TL likitte baskılanması banka hisselerindeki satışın sertleşmesine de sebep oldu. Borsa İstanbul haftayı 10.648 puana yakın kapattı. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde Amerika tarafından gelen PC veri sabit kalarak beklentileri karşıladı. Fed'in enflasyon ölçütü kabul edilen PC verisinin enflasyonun ılımlı seyrettiğini göstermiş oldu. Diğer bir yandan Michigan enflasyon beklentisinin %3.3'den %3'e gerilemesi enflasyon baskıların hafiflediğini kanıtladı. Tüm bunlarla beraber Fed'in faiz indirimi durumunda desteklenmiş oldu. Bunların yanı sıra başkanlık yarışı piyasalarda siyasi risk ve belirsizlik yaratmaya devam etti ve Amerika tarafında satıcılı bir seyre neden oldu. Avrupa borsaları Amerika'da enflasyonun soğuduğunu gösteren verilerin ardından haftanın son işlem günü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Haftanın son işlem gününde Amerikan doları yukarı yönlü hareket etmesine rağmen burada kalıcılık sağlayamadı ve günü değer kaybı ile tamamladı. G10 para birimlerine baktığımızda da Amerikan doları karşısında karışık bir seyir izlediğini görüyoruz. G10 para çoğunda yataya yakın bir görünüm hakimde oldu. Altın ve gümüş tarafına geçtiğimizde orada da güne alıcılı başlanmış olsa da kazanımlar korunamadı. Bakır'da da alıcılı bir seyir hakim oldu. Haftanın son işlem gününde Amerika tahvilleri Hafif satıcılı bir seyirle güne başladı. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 2,5 bas puan artarak %4.74, 5 yıl vadeli tahvil getirisi ise 6 bas puan artarak %4.36 10 yıl vadeli tahvil getirisi ise 9.4 bas puan artarak %4.38, 30 yıl vadeli tahvil getirisi ise 11.9 bas puan artarak %4.55 seviyesine yükseldi. Avrupa ve İngiltere piyasalarında yatay pozitif bir seyir hakim oldu. Türkiye 5 yıllık CDS primi 7 puan artarak 282 seviyelerine yükselirken Türk Eurobond getirileri 1,5-2 puan arasında artış gösterdi. 1 Temmuz haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde 1 Temmuz pazartesi yani bugün imalat PMI verisini takipte olduk. Çarşamba gününe geçtiğimizde sabah saatlerinde ihracatlar verildi ve haftanın en önemli verisi olan Haziran ayı enflasyon verisini takipte olacağız. Bizim Haziran ayı enflasyon tahminimiz %72.1 gelmesi yönünde. 2024 yıl sonu tahminimiz ise %44 seviyesinde. Perşembe günü brüt döviz rezervlerini takip ederken de Cuma günü gelecek olan Haziran nakit dengesiyle haftayı noktalamış olacağız. Yurt dışı tarafta ise Pazartesi günü ekonomik takvimde Avrupa ve İngiltere tarafından gelecek olan imalat PMI verisiyle güne başladık. Arkasından Amerika tarafından gelecek olan üretim imalat PMI verisi ve ISM verisini takipte olacağız. Salı gününe geçtiğimizde Avrupa tarafından gelecek olan enflasyon ve işsizlik oranı ile güne başlayacağız. Arkasından Amerika tarafından gelecek olan iş imkanları ve personel değişimi oranını takipte olacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasında ise Japonya hizmet PMI verisiyle güne başlayacağız. Arkasından Avrupa ve İngiltere tarafından gelecek olan hizmet PMI verisini takipte olacağız. Günün ilerleyen saatlerinde Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da işsizlik haklarından yararlanma başvurularını, hizmet ve imalat dışı PMI verisini, fabrika satışlarını takip ederek günü kapatacağız. Perşembe gününe geçtiğimizde ise ekonomik takvimde önemli bir veri akışı bulunmadığını söyleyebiliriz. Haftanın son işlem günde Amerika tarafından gelecek olan ortalama saatlik kazançları, tarım dışı istihdamı ve işsizlik oranını takip ederek haftayı kapatacağız. Haftalık yabancı oranı değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Körfez GYO, Göknur Gıda, Horoz Lojistik sıralanırken en çok azalanlarda ise İzmir Fırça, Alves Kablo, Euro Yatırım gözümüze çarpıyor yabancı orana 10 gündür artan hisselere baktığımızda Ingram Bilişim, Marshall, Rönesans GEO hisse senedini yabancı oranı 9 gündür artan tarafa baktığımızda ise Enerya Enerji, Kuştur Turizm, Ziraat GEO hisse senedini söyleyebiliriz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakacak olursak da Alarco Holding, Sabancı Holding, Vestel Beyaz Eşya, Yeşil Yapı hisse senedini yabancı oranı 9 gündür azalan tarafa geçtiğimizde ise Elit Organik Gıda Türk Traktör hisse senedini söyleyebiliriz. 1 Temmuz haftasında 1 Temmuz pazartesi günü Ayan Enerji, Koca Erçeli, Kafein Yazılım, Şok Marketlerin, 2 Temmuz Salı günü Kervan Gıda'nın, 3 Temmuz Çarşamba günü ARD Grup Bilişim, ASE GYO, Dofer Yapı, Gıpta'nın ve 5 Temmuz Cuma günü indeks bilgisayarın kar payı dağıtımı bulunuyor. Son olarak SPK bültenine bakacak olursak son yayınlanan SPK bülteninde Beşiktaş'ın 960 milyon liralık bedelli sermaye arttırımı ve Vera Konsept GYO'nun iç kaynaklardan 615 milyon liralık bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.